Arkadaşlar fonksiyonların birinci testiyle başlıyorum. Birinci sorumuzda arkadaşlar bize birinci grafik vermiş. Buna bağlı olarak hangi ikinci grafiğin fonksiyon şekli hangisidir diye soruyor. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar fonksiyonda e, normalde parabol kısmımız sağ taraftayken artık sol tarafa geçmiş. Doğru kısmımız arkadaşlar sol taraftayken sağ tarafa geçmiş ve 2 noktası y'deki 2 noktası artık eksi 2 noktası olmuş. Yani burada aslında hem x'e hem de y'ye göre simetri alıyor. x'e göre simetri aldığında yukarıdakiler Artı kısımdakiler eksi tarafa geçmiş. Y'ye göre simetri aldığımızda da sağdakiler sol tarafa geçmiş. O halde nedir arkadaşlar? Y'ye göre simetri almak demek eksi fonksiyonu eksi ile çarptığımızda Y'ye göre simetri almışız demektir. Ve içerisinde normalde fx iken eksi fx yazdığımızda arkadaşlar x'e göre simetri aldık demektir. Normalde pozitif olan kısımlar artık x'de eksi 2 olacak. Negatif olan kısımlarda artık artı 2 olacak. Dikkat ederseniz ki normalde eksi 2, eksi 2 iken artık artı 2 olmuş. O halde dediğim gibi İçerisindeki ifadeyi eksiyle çarptığımızda x'e göre simetri aldık. Fonksiyon tamamını eksiyle çarptığımızda da y'ye göre simetri alarak bu şekilde oluşturmuş olduk. O halde buradan cevabımız B şıkkı gelir. Evet ikinci soruda fonksiyon en geniş tanım aralığı demiş. Biz biliyoruz ki köklü ifadelerin içerisinin her zaman büyük eşittir sıfır olmalı. Buna baktığımız arkadaşlar nedir? 2 eksi x elende nedir arkadaşlar? Logaritma e tabanında olduğuna göre o halde burası ben e üzeri sıfır şeklinde yazarım. 2 eksi x büyüktür 1'den. buranın nedir arkadaşlar? 1 büyük eşittir gelecek tabii ki. 1 büyük eşittir x geldi. Yani şöyle yazabiliriz. x'imiz birden küçük ya da eşit. Bunun dışında elin içerisindeki ifadeye bakacak olursak arkadaşlar. içerideki ifade 2 eksi x ifadesi her zaman için arkadaşlar birden büyük olmak zor, sıfırdan büyük olmak zorunda deriz arkadaşlar. Yani 2 eksi x ifadesi tanım kümesinden gelir bu elenin. 2 eksi x sıfırdan büyük olacaksa buradan da 2 büyüktür. x yani x 2'den küçük gelecek. İkisinin de ortak kısmıdır arkadaşlar? Biri, bir 1 dahil olacak ve birden küçük olacak şekildedir. O halde doğru cevabımız A şıkkı olur. Evet üçüncü sorumuz arkadaşlar. Y fx fonksiyonunun grafiğini istemiş. Öncelikle şöyle diyeyim arkadaşlar. Mutlak içerisindeki Y'yi tek başına bırakalım. Burası 6 eksi x olacak. Ve y'nin mutlaktan dışarı nasıl çıktığını kontrol edelim. Eğer y sıfırdan büyükse nasıl olacağına bakalım. Bir de y ise sıfırdan büyükse. Eğer y sıfırdan büyükse mutlaktan olduğu gibi çıkar. O halde nedir? y eşittir. 6 eksi x'tir. Mutlaktan burası sıfırdan küçük ise eğer eksi y olarak çıkar. 6 eksi x. Eksi olarak bırakmayalım. Her yeri eksi ile çarptığımızda arkadaşlar nedir? x eksi 6'dır. O halde bu fonksiyonları çizelim arkadaşlar. Şıklardan sonra inceleyebiliriz. Nedir arkadaşlar? Birinci fonksiyonumuzu çizdiğimizde x'i 6'dan geçiyor, y'si de 6'dan geçiyormuş arkadaşlar. O halde fonksiyonumuz bu şekilde gelir. Ve y'sini 0'dan büyük seçmiştik bu grafik için. y 0'dan büyük olacaksa arkadaşlar nedir o halde? y'nin büyük olması için sadece şu kısmı alırız. Alt kısmı almayı mı? Almayız o halde. Buraya baktığım zaman yine x'i 6'dan ama y eksi 6'dan geçmiş arkadaşlar. O halde eksi 6'dan geçecek şekilde de şöyle deriz. Ve bu sefer de y'nin sıfırdan küçük olduğunu kabul etmiştik. O halde grafimize bu şekilde gelir. Ve bu şekli verecek grafik de arkadaşlar D mevcuttur. Dördüncü sorumuzda bize fx fonksiyonu vermiş ve mutlak fx fonksiyon grafiğini istiyor. Şimdi öncelikle fx fonksiyonu şöyle düzenleyelim. x eksi burası nedir? x eksi 2'nin karesinin karekökü kökü olduğuna göre burası mutlak olarak çıkar. Yani mutlak x eksi 2'dir artık. Fonksiyonumuzun yeni hali. Ve burada arkadaşlar mutlak olduğuna göre o halde x eşittir 2 noktası kritik noktadır. Kritik nokta olduğu için bunu parçalı fonksiyon halinde incelememiz gerekir. Yani şöyle deriz fx fonksiyonu içerisinde Kritik noktamız 2 olduğu için 2'den arkadaşlar öncelikle büyük ya da küçük fark etmez. Küçük eşit alalım. Küçük eşit 2 ve x'in 2'den büyük olduğu durumları alacağım. x'in 2'den küçük olduğu durumda x'e 1 değerini verdiğimiz düşünerek arkadaşlar 1 versek burası negatif olacak. O halde eksiyle çarpılarak çıkacaktır. Öndeki eksiden dolayı da yine aynı şekilde o zaman nedir? x artı x eksi 2 olarak gelecek fonksiyonumuz. X'i 2'den büyük kabul ettiğimde pozitif gelecektir. Öndeki eksiden dolayı eksiyle çarpılacak. Yani x eksi x artı 2 olacaktır. Düzenlediğimde de 2x eksi 2. Burada sadece iki fonksiyonumuz gelecektir arkadaşlar. O halde grafiğini artık biz çizebiliriz. Şöyle diyelim o zaman grafiği için arkadaşlar. Grafiğimizi aldığımızda zaten x eşittir, y eşittir iki fonksiyonu çizmek kolay. Direkt y eşittir 2 ve 2'den büyük olan kısımlar için. O halde x'imiz 2'den büyük olduğunda sonucu 2 olduğunu söylüyorsa grafiğimiz bu şekildedir. Bunun dışında 2x 2 için x'e 1 verdiğimde 0 gelecek. O halde 1 noktasından geçecek ve x'in 0 olduğu yerde de 2'den geçecek. O halde şu şekilde 2'den de küçük olacağına göre şu şekilde bir grafik gelecektir arkadaşlar. fx fonksiyonumuzun grafiğini bulduk ama bizden mutlak fx'i istiyor. Mutlak fx demek ne, demek, ne, ne demektir arkadaşlar? Y eksen, x ekseninin altında kalan kısmın tamamının x eksene göre simetriğini al demektir. Yani buradaki kısmı direkt kırılacak şekilde eksi 2'den geçerken artık 2'den geçecek şekilde bu kısmı almıyorum. Grafiğimiz bu olacak o zaman. O halde cevabımız buradan arkadaşlar ne gelecektir? E şıkkı gelecektir fx fonksiyonunun görüntü kümesini istemiş bizden. Şimdi arkadaşlar burada üstü bir fonksiyon var. 5 üzeri 1 eksi x. 5 sayısı pozitif bir sayı olduğu için arkadaşlar kuvveti ne olursa olsun bu sayı mutlaka pozitif yani sıfırdan büyük bir sayı gelecektir. O halde şöyle diyelim. 5 üzeri 1 eksi x ifadesi mutlaka sıfırdan büyüktür. Fonksiyonu tamamlamak için bir de 3 ekleyelim her yere arkadaşlar. O halde ne oldu? fx fonksiyonumuz 3'ten büyük bir ifade geldi. O halde bize direkt arkadaşlar görüntü kümesini vermiş oldu. Nedir o halde? 3'ten büyük olacak sayılar gelecekse cevabımız c şıkkı olacaktır. 6. soruda denklemin kaç farklı gerçel kökü vardır demiş. Önceki düzenleyelim. Bu ikileri ne almasak arkadaşlar? x eksi 2 ile x artı 2'yi çarptığında direkt nedir? x eksi x kare eksi 4'ün karesi gelecek. Eşittir 4 artı ln x artı 4 ifadesi. Ve bu 4'e karşı tarafa alalım arkadaşlar. 2'nin karesi şeklinde aldım ve burada gördüğünüz gibi bir 2 kare farkı çıktı. 2 kare farkından dolayı x kare eksi 4 eksi 2, x kare eksi 4 artı 2 ifadesi gelecektir. Düzenlediğimiz zaman da x kare eksi 6, x kare eksi 2 geldi. Eşittir elen x artı 4. Şimdi iki taraf için arkadaşlar köklerine bakalım. Grafikte göstermeye çalışalım. Şöyle diyelim burası arkadaşlar kökler nedir? Kök 6 ile eksi kök 6, burası da kök 2 ile eksi kök 2 gelecektir arkadaşlar. O halde grafiğimizde 4 nokta olacak. 4 nokta olacaksa arkadaşlar şöyle diyelim. Burada eksi kök altımız olduğunu düşünelim. Burada kökümüz olduğunu, eksi kök Burada kök 2 ve burada kök altının olduğunu düşünürsek. O halde 4 noktadan da geçecek bu fonksiyonumuz. Rastgele şu şekilde bir fonksiyon olabilir diye düşünüyorum. Bunun dışında. Elen x artı 4. x artı 4 içinde ne deriz arkadaşlar? İçerideki ifadenin biz e, tanımsız yapacak şey nedir arkadaşlar? İçerisinin 1 olması. Yani elen, bu x 4'ü 1 yapan değer nedir? Eksi 3. O halde x eşittir. Eksi 3 olduğu noktada nedir arkadaşlar? Fonksiyon elen 1 0 olacağı için 0 gelecektir. O halde eksi 3 için düşünürsek arkadaşlar. Eksi 3 nedir? Kök, buradaki kök alttan daha e, büyük bir sayıdır. O halde eksilisi daha küçük olacak. Yani eksi 3'ümüz burada gelecek. Ve elenin grafiği de nedir arkadaşlar? Tanımsız olduğu yerden geçer ve bu şekilde bir grafik yapar. Normalde elenimiz arkadaşlar şu şekilde. Aynı şekilde bunları kesiştirdiğimde bize kaç farklı kök var dediğine göre ben bu iki fonksiyonu eşitlediğime göre ortak köklerini arıyorum. O halde nedir? 1, 2, 3 ve 4 tane noktada kesiştikleri için 4 farklı kökleri var derim o zaman. 7. sorumuz arkadaşlar fx fonksiyonu verilmiş bizden f mutlak x'i istiyor. Şimdi arkadaşlar bu ne demektir? Öncelikle onu düşünelim. Normalde arkadaşlar bize mesela e, f(x) olduğunda x'in bir olduğu değer 1'in karşılık geldiği değer 4, 2'nin karşılık geldiği değer 0. Şöyle olsa x'i arkadaşlar -1 olmuş olsa mutlak değer olacağı için yine 1'e dönüşecek ve yine 1'in cevabı yine 4 çıkacaktır. O halde Eksi 2 olmuş olsa arkadaşlar eksi 2 yine 2'ye dönüşecektir ve 2'nin cevabı yine 0 çıkacaktır. Yani eksilerin hiçbir şekilde arkadaşlar farklı bir değer getirmeyecek. Eksi değerler yani x eşittir eksi 1 değeri için de 4 değerini getiriyor. x eşittir eksi 2 değeri için de 0 değerini getiriyor. Yani nedir arkadaşlar? Görüntüleri aynı olacak. O halde şunu deriz. Bize verdiği bu fonksiyon arkadaşlar şunu ifade eder. Her şekilde sağ tarafta kalan kısım aynen kalır. Sağ, sağ kısmı hiçbir şekilde dokunmam. Ve sol taraf için de arkadaşlar sol tarafa da Burada gördüğümüz sağ tarafta gördüğümüz kısmın aynısını simetriğinde karşı tarafa alır, ikisini de kullanırız. Yani nedir arkadaşlar? 7. sorumuzun cevabı o zaman. Dediğim gibi sağ tarafa aynen bırakırım ve sağ taraftakinde aynısını sol tarafa da kopyalarım, simetriğini alırım. O halde cevabımız B olacaktır. Dediğim gibi -1'in de cevabı 4, 1'in de cevabı 4 gelecek şekilde bir grafik oluşacaktır. 8. sorumuz için arkadaşlar x Reel sayılar için demiş eşit nedir? Şimdi mutlak içerisinde arkadaşlar dışarıya nasıl çıktığını kontrol etmemiz lazım. Sinüs x için bakalım. Sinüs x nedir arkadaşlar? Eksi 1 ile 1 arasında değer alır. Sinüs x eksi 1 demiş. Her yerden 1 çıkarttım. O halde sinüs x eksi 1 değeri. 2'den küçük bir sayı gelecekmiş arkadaşlar. O halde 1 çıkarttığımızda Pardon 0'dan küçük bir sayı gelecek. O halde ben şunu alsam arkadaşlar. Sinüs x eksi 1 ifadesi 0'dan küçük olduğuna göre negatif. Demek ki içeriden eksiyle çarpılarak çıkacak. Yani eksi sinüs x artı 1 olarak. Bu kısma baktığım zaman arkadaşlar bunu da şöyle yapalım. Mutlak içerisinde eksi parantezini alsam burası nedir? Kosinüs x artı sinüs x'tir. Şimdi arkadaşlar kos ve sinüs için biz dediğim gibi sinüs ve kosinüsün eksi 1 ile 1 arasında olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde kosinüs x için de geçerli. İkisinin toplamını almış. Topladığım zaman arkadaşlar sinüs x ve kosinüs x değerleri eksi 2 ile 2 arasında olacaktır. O halde nedir arkadaşlar? Burada bu ifadenin alabileceği maksimum değer arkadaşlar 2 geleceğine göre her türlü 3'ten çıkarttığımda pozitif gelecek. O halde bu ifadeyi olduğu gibi çıkartıyorum. Yani 3 eksi kosinüs x eksi sinüs x olarak artı bir de 2 sinüs x'imiz var. Baktığımız zaman arkadaşlar eksi sinüs x eksi sinüs x 2 sinüs x'i götürdü. 3 ile 1'i topladım 4 4 eksi kosinüs x gelecektir o halde cevabımız. Evet dokunurunu sordu. fx'in tek fonksiyon hx'in çift fonksiyon olduğunu söylemiş. Şimdi istediği bileşke fonksiyonu nedir burası? f h eksi 5. Şimdi h eksi 5 için bakıyorum. h 5'i vermiş bize. Ve hx'in çift fonksiyon olduğunu söylemiş. Yani içerisine eksi bir sayı yazdığımda çift fonksiyon olduğuna göre burası nedir? Yine aynı şekilde h5'e eşittir. Ve bize 8 olduğunu söylediğine göre demek ki burası 8 gelecek. Yani f 8'i istiyor bizden. fx fonksiyonu tek fonksiyon. fx fonksiyonu nedir arkadaşlar? İçerisine Eksi x yazmayan eksi 8 yazdığımda bana bu eksi f8'i verir. Ve burasının 10 olduğunu söylediğine göre demek ki f8'de eksi 10'dur. O halde buradan da cevabımız eksi 10 gelecektir. 10. sorumuzda arkadaşlar ilişkisinin grafiğini sormuş. Şimdi mutlak ifadeleri arkadaşlar yorumlamamız lazım. Şöyle diyelim. Her durumu düşüneceğiz arkadaşlar. x sıfırdan büyük olabilir. y sıfırdan büyük olabilir. x sıfırdan büyük olduğuna y sıfırdan küçük olabilir. X sıfırdan küçük olduğunda y sıfırdan büyük, x sıfırdan küçük olduğunda y ise sıfırdan küçük olabilir. Buna bağlı olarak gelecek grafikleri yine sırayla yazalım. X sıfırdan büyük olduğunda x olarak çıktı. 0 y sıfırdan büyük olduğunda y diye çıktı. Eksi y eşittir 5 geldi. Sıfırdan büyük olduğunda yine aynı şekilde arkadaşlar burası x eksi y olarak çıkacak. Eksiyle çarpıldı artı y geldi. X sıfırdan küçük olduğunda eksi x geldi. Burası eksi y eşittir 5. Burası yine eksi x. Burası da artı y eşittir 5 şeklinde gelecektir arkadaşlar. Ve bunları istersek şöyle yazabiliriz. Direkt y eşittir şeklinde yazalım. Yine sırayla yazıyorum. y eşittir x eksi 5 gelecektir. Bu şekilde bakmak daha kolay olabilir. y eşittir 5 eksi x. y eşittir eksi x eksi 5. y eşittir 5 artı x şeklinde. Ve arkadaşlar bunların grafiklerini yorumlamamız lazım. Şöyle diyelim o halde. Bize birincisi için x eksi 5 demiş. Yani x'i 5 olduğunda y'si 0. Ve x'i 0 olduğunda y y'si nedir arkadaşlar? Eksi 5'ten geçiyor. Bu şekilde bir grafik çizdim ama bize ne demişti arkadaşlar? Birincisi için olduğu için x'i sıfırdan büyük olacak. Tamam bu tarafta alacağım. Ve y'si sıfırdan büyük olacaksa o halde grafiğim şu gelecek arkadaşlar. İkincisine baktığım zaman 5 eksi x. O halde yine x'imiz 5. Ve bu sefer y'imiz de 5 arkadaşlar. Yani grafiğimiz bu sefer bu şekilde gelecek. Ama ikincisine ne demişti arkadaşlar? X'i yine sıfırdan büyük olduğuna y sıfırdan küçük. O halde bu, bu tarafını aldım. Aynı durumda arkadaşlar diğer tarafa da gelecek. Eksi x eksi 5. Yani x'imiz bu sefer ne gelecek arkadaşlar? Artı eksi 5 olduğunda. y eksi 5. Yani bu şekilde gelecek. Ve üçüncüsünde arkadaşlar bize ne demişti? X'i sıfırdan küçük olduğunda y'si sıfırdan büyük olsun. Yani burası gelecek. Diğer dördüncüde de arkadaşlar yine aynı şekilde şu şekilde bir grafik gelecek. Ve bu kısım istiyor bizden. Bunu da veren arkadaşlar şık hangisi? E şıkkıdır. Evet 11. sorumuzda ilişkisinin grafiği. Şimdi arkadaşlar değer vererek düşünsek. Mesela 1 artı 1 eksi olsa mesela bu eksi 3 artı 5 olsa arkadaşlar mutlaktan dışarı 2 olarak çıkacaklar. Buraya baktığımda eksi 3 dışarı 3, 5 dışarı 5 çıkacak ve birbirine eşit olmayacak. Fark etmez y eksi x pozitif olsa yine aynı şey gelecektir. O halde arkadaşlar tek bir durum vardır. İkisi de ya eksi olacak ikisi de artı olacak. Bu da nedir arkadaşlar? Sonuçta eksi eksi olduğunda eksi 3 eksi 5'ten eksi 8 artı 8 olarak çıkacak. Burası aynı şekilde eksi 3 eksi 5 yine 3 artı 5'ten 8 gelecek. O halde nedir arkadaşlar? Sadece bu durum ya artı artı oldukları durumda ikisinde artı artı olduğu durum budur arkadaşlar. Birinci bölge ya da ikisinde eksi eksi olduğu bölgede üçüncü bölgedir. Ve sadece grafiklerimiz o halde bu bölgelerde değer alacaksa cevabımız C şıkkı gelir o halde.